What news could we do? We coming after you. Da-da-na-na. Hepinize merhaba canlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir Brawl Pass videosu çekmek istedim ve az önce ATM'ye kadar yürüyüp kartıma para attım. Sonra da oyuna girdim. Bir baktım ki burada zaten 20 elmas var ve bu 20 elması aldıktan sonra Brawl Pass'e elmasım yetiyor. Kısaca bugün Brawl Pass alacağım. Artıyı açacağım. Buradaki bütün ödülleri toplayacağım. Artıyı maxlayıp yeni gelen görevini yapacağım. Her karakter açtığımızda yeni gelen 15 maç kazanma görevi ne yapacağım? Bu kadar. Ama ben Brawl Pass almadan önce kanalıma abone değilseniz 1 milyon abone olabilmem için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca videomu da beğenin. Kralınız emrediyor. Her neyse şaka bir yana gerçekten videomu da beğenmeden geçmeyin çünkü o kadar uğraşıyorum. Öyle yani. Neyse bu konuyu da çok konuşmak istemiyorum. Şu an hızlı bir şekilde buradaki bütün ödülleri toplayacağım ve muhtemelen videonun burasını hızlandıracağım. Yani videoyu çekmeden önce bunu planladım. Burada konuşmayacağım ve burayı hızlandıracağım. Tabii önce El Primo'nun El Mayordomo kostümünü alacağım. Doğru okudum mu şu an emin değilim çünkü El Mayordomo. Doğru okumamışım. Her neyse şimdi bütün ödülleri toplayacağım. Neredeyse bütün ödülleri topladım. Umarım altınım RTE'yi maxlamaya yeter. Çünkü altınım yetmezse şu an yani her şeyim tamam. Bir sürü yıldız, bir sürü güç puanım var ama altınım yetmezse çok kötü olur. Şimdi yine hızlı bir şekilde yükselteceğim. İlk defa bir karakteri bu kadar hızlı maksimum seviyeye ulaştırdım. Bu benim için mükemmel oldu. Çünkü düşük seviye olan karakterlerimi hiçbir zaman oynamıyorum. Küçük bir altın takviyesinden sonra devam ediyorum video. Çünkü az önce altınım bitti ve kulüp dükkanından gidip altın almak zorunda kaldım. 600 kulüp para puanı zımbırtısı vardı. Onunla birazcık altın aldım. Yani şu an eşya seçmek benim için biraz zor ama her zaman hız eşyasının bir artısı olduğu için bu eşyayı alacağım. Bu arada ilk eşyalar açıldığında bu eşyayı hiç beğenmemiştim. Bu arada bu demek olmuyor ki ben çalıya pusarak oynayacağım. Sadece oralardan geçerken hızlanmak önemli. Bu ilk maçım ve demin telefon çaldı. O yüzden videonun başını kırpacağım. Hani sonra videonun başı yani maçın başı neden kırpılmış diye sormayın. Bu arada yeni bir şeyler fark ettim bu karakterle ilgili. Eğer arkada bıraktığımız şey şu şey yok olursa bu arada aksesuar bastım gösterebilmek için ateş de edebilirdim. Neden bu kadar saçma bir şey yaptım bilmiyorum. Her neyse o ölürse biz de ölüyoruz ve onun canı azaldığında doluyor. Ki muhtemelen birçoğunuz şimdiye kadar artıyı almışsınızdır ama ben sadece bir tık böyle aşağı indim ki 8 biti yukarıda counterlayabileyim herhalde dedim. Arkada bıraktığım şeyin yanına gidebilir diye düşündüm. Bu arada arkadaşlar hep 1 milyon abone olabilmem için abone olun falan diyorum ama benim asıl hedefim 1 milyon abone değil. Ben 1 milyar Ya bu o kadar saçma ki bunun şakasını bile yapamadım şu an. Ben bu şakalara birazcık çalışmalıyım. Tamam bunu kabul ediyorum. Birazcık çalışmalıyım. Çünkü hiç şöyle düşünmüyorum. Hani ben bak video çekeceğim. En azından 1-2 tane şaka hazırlayayım ve şakamı da bu videolarda yapayım diye hiç düşünmüyorum. O yüzden bir sonraki videoda şaka hazırlayarak geleceğim. Bakalım nasıl olacak. Sormayı unutmuş olabilirim. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım eğleniyorsunuzdur. Umarım canınız sıkılmıyordur. Benim bu aralar canım çok fazla sıkılıyor. Bu arada ben bazı kelimeleri hayatımdan çıkaracağım. Yani her söylediğimde artık rahatsız oluyorum çünkü. Hani bir yerden sonra ben sürekli yani bir günümü böyle 50-60 kelimeyle geçiriyormuşum gibi hissetmeye başladım.
Yani sürekli konuşurken bu arada, çünkü, bu arada, çünkü ya da da dahil bu arada. Bak tekrar bu arada dedim. Ya bu tür kelimeleri hayatımdan çıkaracağım. Az kalsın bir kere daha bu arada diyordum. O zaman şöyle bir challenge yapalım. Ben bu videonun burasından itibaren bir kere daha o kelimeyi söylemeyeceğim. Şu an bile söylemedim. O iki kelimeden oluşan kelimeyi söylemeyeceğim. Şu an acayip zorlanacağımı düşünüyorum. Çünkü o kelimeyi söylemeye çok alışmışım. Koltu kestim. O kelimeyi söylemeden konuşamıyorum şu an, şaka gibi. RT'nin mesafesi ve keskin nişancı özelliği gerçekten çok güzel. Çünkü yani ne bileyim böyle çok şey bu arada. Hayır ya. Daha bir başka geçti ama ben niye o kelimeyi kullandım şu anda? İnanamıyorum. Ben tekrar deneyeceğim. Bu yenilgiyi kabul etmiyorum. Benim gibi botların kralı, rakiplerini mutlak yenilgiyle yüzleştiren Kral Duma Gang bu yenilgiyi affetmez. O yüzden bunu tekrardan denemek istiyorum. Bakayım, bir 6 savaşçı var. Söylemeden konuşamıyorum. Gerçekten söylemeden konuşamıyorum. O kadar çok o kelimeyi böyle iki cümleyi birbirine bağlamak için kullanmışım. Buna da o kadar çok alışmışım ki onu söylemediğim zaman cümlem bitmemiş gibi geliyor. Şu an sırf o cümleyi, o kelimeyi düşünüyorum ve o kelimeyi söylememeye çalışıyorum. Bu arada bir kelimeyi düşünüp de söylememeye çalışmak da çok zormuş. Şu an çok zorlanıyorum. Ayrıca şey diyeceğim. Ben en son bir videomda kitap okumaya başlayacağımı söylemiştim ve o gün gerçekten kitap okumaya başladım. Hatta bir kitap aldım ve o kitabı 50-55 sayfa okudum. Ama kitabı beğenmedim. Kitabın konusu çok acayip bir şeydi. İlk başta normal bir kitap gibi başlıyor. Yani bir Körler Hastanesi'nde başlıyor kitap. Körler Hastanesi'nden sonra oradan kaçıyorlar. Canavarlar geliyor. Acayip, çok çok acayip bir şeydi. Ben de hoşlanmadım o kitaptan. Çünkü yazarın öyle bir hayal gücü var ki herkes, yani biraz zaman geçtikten sonra başka bir şeye dönüşüyor. Yani şöyle düşünün. Bir gün şey yapıp da bir gün böyle facecam'li video çekip de aslında ben Duma Gang değilim, ben sadece bir robotum ya da ben bir uzaylıyım, bu bir benim maskem demem kadar saçma bir saçma geldi bana. O yüzden bıraktım. Aralardan bazı maçları kırpabilirim ama bu maç 15 galibiyet görevinin bitiren maç. Yani eğer bu maçı da kazanırsam 15 galibiyet yapmış olacağım. Bu arada bir kere 3. bir kere de 4. Ben o kelimeyi yine kullandım. Ya o kadar böyle alışmışım ki ben, hani farkında değilim kullandığımın. Ne kadar zararlı bir kelime bu, görüyor musunuz arkadaşlar? Kurtulamıyorum. İllet gibi yapışmış peşime. Bunun için bir video çektiğimi düşünsenize, ne kadar boş olur. Bu arada bütün tekrar kullanıyorum. İnanılmaz. Her neyse, tamam, bundan sonra takmayacağım. Biraz cıvımaya başladı bu iş. O yüzden bunu burada sonlandırıyorum. Ama içimden tekrar buna devam edeceğim. Çünkü artık sıkıldım böyle aynı kelimeleri kullanmaktan. Kelime hazinem çok daracık değil. Hani kelime hazinem iyi. Birçok kelimeyi anlarım, birçok şey konuşabilirim ama bazı kelimelere de çok takılıyorum. Bu sadece o kelimeye özel bir şey değil. Bir kelimeyi kafamın içinden çok söylediğim zaman bir bakıyorum böyle, bunu deneyebilirsiniz. Bir bakıyorum 5-10 dakika sonra sürekli o kelimeyi konuşmak zorundaymışım gibi hissediyorum. Şu arkada bıraktığım şey eğer yok olursa ben ölmüş oluyorum. Bu çok özel, çok acayip bir özellik. Yani bu hem çok acayip bir özellik hem de bu söylemeyeceğim. İnat ettim, söylemeyeceğim. Bu video tamamen, bu videonun konusu arkadaşlar kendimle savaşım. Tamamen kendimle savaşıyorum bu videoda. Her videomda olduğu gibi bu videom da çok bomboş geçti. Bomboş. Yani eskiden kitlem vardı. Eskiden çok güzel bir kitlem vardı. Her videom 15-20 bin izleniyordu. Ve bütün videolarımda boş yapmadığım zaman abi niye boş yapmadın diye bana kızanlar oluyordu. Ama artık onlar yok. Nereye gittiler bilmiyorum. Bana veda bile etmediler. Bu durum benim çok canımı sıkıyor. Bana veda etmemeleri beni çok üzüyor. Hani beni artık izlemeyenlerin bana veda etmeden gitmesi çok üzücü bir durum. Çünkü ben asla veda etmeden gitmezdim. Tamam, bu kadar yeter. Bu videoda bu kadardı değildi. Çünkü
Primo'nun kostümünü denemek istiyorum. Bu arada 500 like gelirse El Primo'yla video çekeceğim arkadaşlar. El Primo'nun evine gideceğim. Tabii ki şaka bu. Bunu ciddiye almayın. El Primo gerçek hayatta yok. Yoksa var mı? Ya kostümün bence bu Brawl Pass'in ilk kostümlerinin artık bir seri haline gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani her geldiğinde özel bir kostüm olsun, mesela yıldız kostümü gibi bir şey. Yani saf altın, saf gümüş kostüm gibi. Bütün kostümler böyle tek bir kostüm olsun. Bence çok daha güzel olabilir. Her neyse ya, bu videoda bu kadardı canlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ve şu an düşündüm de aslında bunu bile bir veda olarak sayabiliriz. Çünkü her videomda veda ediyorum. Ama bu bir sonraki videoda gelmeyeceğim anlamına gelmiyor.